Bu videomuzda işinize yarayacak 13 temel Cinema 4D eklentisini gösteriyoruz. Bu 13 temel Cinema 4D eklentisi, Cinema 4D'de akıllara durgunluk veren efektler oluşturmanızı sağlayacaktır. Maxon'un Cinema 4D'si araç setindeki boşlukları doldurmadan iş akışını düzenlemeye kadar uygulama için her türlü uzantıyı sağlayan canlı ve iyi desteklenen bir eklenti ekosistemine sahiptir. En iyi 3D modelleme yazılım paketlerinden biri olan Cinema 4D'nin yapılandırılma şekli, bu eklentilerin sadece uygulamaya güzel bir şekilde entegre edilmesi değil, eklentilerle birlikte Cinema 4D'nin performansının en üst düzeye çıkması anlamına da gelir. Bu videomuzda en sevdiğimiz eklentilerden birkaçını topladık. Burada her seviyeden herkes için bir şeyler var. Ücretli ya da ücretsiz olarak sunulan bahsettiğimiz bu eklentileri indirmek için video açıklamasındaki linki kullanabilirsiniz. Hadi gelin bu eklentilerin ne olduğunu sondan başa doğru sıralamasıyla bakalım. 13. sıramızda Difference Map var. Difference Map, nesnelerinizin üzerinde katman sağlayan kullanışlı bir eklentidir. Modellerinizdeki her noktada deformer etkisini anlatan bir köşe haritası oluşturarak deformasyon uygulayabilirsiniz. Dalgalanmalar oluşturmak için Impact Deformer kullanıyorsanız, bu dalgalanmaların geri kalanında farklı bir renk vermek için Difference Map eklentisini de kullanabilirsiniz. 12. sırada Unfolder var. Cesar Wons'un bu aracı bir nesneyi yani geometrinizi muz soymak gibi şeritlerine ayırabilir. 3D modellerinize açılma ve kaybolma şeklini vermek için birçok seçenekle birlikte gelen güzel bir eklentidir. Ayrıca Unfolder'ın animasyonunu diğer efektlere uygulamak için ön belleğe de alabilirsiniz. 11. sıramızda Transform var. Transform, Nitroblast kullanarak parçalanmış nesnelerle gerçekten iyi çalışıyor. Transform, anahtar karelere ihtiyaç duymadan animasyon oluşturmak için temiz bir eklentidir. Çeşitli animasyon sekansları için 65'ten fazla ön ayar seti sağlar. Bunlara daha sonra müdahale ederek değiştirebilirsiniz. Nitroblast kullanarak yapılan metin, klon dizleri veya parçacık koparılması istenen 3D nesneler üzerinde çok iyi çalışır. 10. sıramızda Forester eklentisi yer alıyor. Başka bir Cinema 4D eklentisi olan Forester, sonsuz çeşitli çim, ağaç ve bitki oluşturabilen ve aynı zamanda Multi Cloner adı verilen bir kaya üreticisi ve saçılma fonksiyonuyla birlikte gelen prosedürel bir bitki örtüsü oluşturma eklentisidir. En son güncellemesinde Cinema 4D'nin varyasyon gölgelendirisi ile entegre olarak yapraklarınızı rastgele de renklendirebilirsiniz. 9. sıramızda Subline Patch 3 var. Kesişen subline'larda pürüzsüz, kavisli yüzeyler oluşturmanızı olanak tanıyan Cinema 4D eklentisidir. Bu, arabalar, giysiler, karakterler, ambalajlar veya diğer kıvrık şekiller gibi düzenlenebilir veya canlandırılabilir karmaşık formları oluşturmak için çok idealdir. 8 numara Signal eklentisi. Bir Cinema 4D eklentisi olan Signal eklentisi, zaman çizelgesini kullanmadan Cinema 4D içindeki herhangi bir parametre için kolay animasyon oluşturmanıza izin verir. Cinema 4D eklentisi olan Signal, animasyon işlemini otomatikleştirmeyi amaçlayan bir GSG eklentisidir. Bir nesneye etiket olarak uygulanır ve herhangi bir canlandırılabilir değeri nesnenize sürükle bırak yöntemiyle uygulayabilirsiniz. 7. sıramızda Motion Stretch Deformer yer alıyor. Serious Animal'ın yeni geliştiricisi Daniel Fiskerlaff ikinci uygulaması Motion Stretch Deformer, bir nesneye uygulandığında tahmin edebileceğiniz gibi nesneyi uzatarak esnetir ve hareket izleri yaratabilir. 6 numaralı Cinema 4D eklentisi Scroll Roll Deformer'dır. Scroll Roll Deformer, kırmızı halıyı yuvarlamaktan daha fazla için kullanılabilir. Serious Animal tarafından geliştirilen Scroll Roll Deformer, 3D modellerinizi yuvarlamak için tasarlanmıştır. 3D modellerinize sadece kaydırma rulosu ekleyin ve yuvarlayın. Hepsi bu kadar. Ayrıca geometrinizde bir şey yuvarlanmış gibi görünmesi için rulonuzla şişkinlikler de oluşturabilirsiniz. Bu eklentinin filizlenen animasyon oluşturmak için eğlenceli bir yol olduğunu da gördük. Scroll Roll, büyüyen filizlenen nesneler ve büyüyen tüyler için mükemmel bir eklentidir. Ya da farklı efektler denemek için ayarları kurcalayabilirsiniz. 5 numaramızda Nitroblast yer alıyor. Bu harika küçük araç nesneleri otomatik olarak paramparça eder ve Cinema 4D dinamikleri kullanarak onları parçalara ayırmanızı sağlar. Tamamen otomatik çarpışma odaklı parçalanmaya izin veren Nitroblast, önceki kırılma eklentilerinden daha hızlı, daha büyük, daha güçlü ve daha iyi olacak şekilde yazılmıştır. Çok sayıda güçlü özellik olmasına rağmen basit ve kullanımı kolay bir arayüz düşünerek de tasarlanmıştır. 4. sırada LightKit Pro 3 var. LightKit Pro 3, fotoğraf stüdyosu ışıkları ve standlardan oluşan stüdyo koleksiyonu sunar. Cinema 4D eklentileri arasında ışık kullanımına ilgili iyi eklentilerden biri olan LightKit Pro'nun en son güncellemesi, projeleriniz için kullanabileceğiniz aydınlatmanızı gerçekten geliştirmek için çeşitli gerçekçi ışıklar, paneller, softboxlar sağlayan eksiksiz ve tamamen özelleştirilebilir bir aydınlatma çözümüdür.
Kullanım kolay olan LightKit Pro içerisinde 120 adet çeşitli hazır stüdyo hediyesiyle birlikte gelir. Octana Render, Arnold ve Redshift için dahili desteğe de sahiptir. Ve geldik 3 numaramıza. 3 numarada Turbulence FD yer alıyor. Turbulence FD, yangın ve duman üretmek için voxel bazlı bir akışkan simülasyon sistemidir. TFD filmlerde, TV şovlarında ve video oyun tanıtımlarında kullanılır. Bu eklentinin ne kadar özel olduğunu kabullenmek için sonuçlarına bir göz gezdirmeniz yeterlidir. 2 numaralı Cinema 4D eklentimiz X-Particles'tır. Yani parçacık efekti eklentisi. Cinema 4D eklentisi olan X-Particles, Cinema 4D için tam özellikli gelişmiş bir parçacık ve VFX sistemidir. Bu şaşırtıcı parçacık ve VFX sistemi bir dizi kullanışlı özellikle birlikte gelir. Örneğin kumaş, duman, ateş ve sıvılar için parçacıkları oluşturabilir ve Cinema 4D'ye sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Cinema 4D kullanıyorsunuz, X-Particles eklentisini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve geldik listemizin 1 numarasına. 1 numaramızda Cinema 4D Tripogen eklentisi yer alıyor. Tripogen biraz niş bir eklenti ama Cinema 4D deneyimini gerçekten ödüllendiriyor. Arada sırada belirli bir amaç için bir araç sunmayan bir eklenti bulursunuz ancak yine de daha fazla araştırma yapmanıza ilham verir. Cinema 4D eklentisi olan Tripogen böyle bir eklentidir. Tripogen, Cinema 4D'deki nesnelerden soyut geometri oluşturan bir nesne üretici eklentisidir. Saniyeler içinde nesnelerinizle ilginç organik görünümler oluşturabilirsiniz. Çeşitli modları ve giriş kaydırıcıları ile çok çeşitli kafes seçenekleri de elde etmek için sonuçları kolayca değiştirebilirsiniz. Basit bir nesne almanıza ve en iyi matematiksel tabanlı süreçlerin 3D'nin daha eğlenceli tarafının rastgele ve organik doğasıyla birleştiren bir 3D model oluşturmanıza olanak tanıyan bir eklentidir. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bu tür yaratıcı videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki yaratıcı videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.